10 eş bulurum, bir anne bulamam. Siz de eşinize bunu söylüyorsanız dikkat. Çünkü bunu söyleyen koca ağır kusurlu sayıldı ve eşinin açtığı boşanma davasını kaybetti. Eşinize dese ki, 10 eş bulurum ama bir anne bulamam. Cevabınız ne olur eşinize? Yani hak veririm çünkü annenin telafisi yok. Haklı bence. Her zaman eş bulunur ama anne bulunamaz. Helal olsun derim yani onu seçtiğim için bir kez daha şükrederim. Ananın yeri ayrı, eşin yeri ayrı. O yüzden böyle kırıcı kelimeler kullanmayacağız. Eş bulabilirsin ama bir anne bulamazsın. Doğru. Hak verirsiniz. Tabii hak veririm. Boşanma davası açar mısınız? Açarım. Hak veriyorsunuz, boşanma davasını açıyorsunuz. Evet. Ya doğru söylüyor, anne bulunmaz. Tabii ki annelerimiz birer çiçektir, orası ayrı. Annesi de yaşıyor maşallah. Maşallah, Allah uzun ömür versin. Amin, öyle bakıyorlar ona da yani. Şimdi bir çift kavga ediyor. Kocası da eşine diyor ki, 10 eş bulurum ama bir anne bulamam. Size eşiniz kavgada bu cümleyi kursa cevabınız ne olur? Kendine gelden öyle kabul etmiyorum yani. İşte başka bir şey diyeceğim yok. Peki boşanmaya kadar gider misin? Yok yok ben öyle kolay boşanmam yani. Efendim? Kavga yapıyoruz ya kavga. Yapa yapa çürüdük. Gene boşanamadık ya. Boşanmam mı istiyorsun? Bulamayız başka. Sonra kadın eşine boşanma davası açıyor. Yargıtay'da adamı ağır kusurlu buluyor. Ya bence yani yanlış bana göre ya. Size söylese cevabınız ne olur? Yani. Kötü olur. Değil mi? Kötü olur diyor. Uyarıyor sizi. Doğru söylüyor. Yani yanlış bana göre. Annenin yeri başka, eşin başka ama... Ne dersiniz ona? Git annenle otur derim o zaman. Herkesin konumu farklıdır yani. Eş eştir, anneannedir. Herkes yerini bilecek. Aynen öyle.